Şimdi sözü doçent doktor Murat Çetin hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Tansiyon hocam. Öncelikle Sakarya Üniversitesi'ne bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Sonra çok sevgili dostlarım Ekan, Besim Hoca, Elif Hoca bütün organizasyon ekibine davetleri için teşekkür ediyorum. Bütün bu işleri gerçekleştiren diğer arkadaşlara da koşuşturan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geldiğinizi dinlemeye özen gösterdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Ahmet Hoca'ya teşekkür ediyorum. Çünkü çok değineceğim konulara yol açacak bir sunum yaptı kendisi. Bir takım şeyleri aslında paylaşacağız bu sunum içerisinde. Dolayısıyla yolu açtığı için kendisine teşekkür edeceğim. Şimdi konuşma şöyle bir şey. Yani mimarlık eğitiminin bir tür tıkanış içerisinde olduğu gerçek. Yani pek çok yerde, dünyanın pek çok yerinde, Türkiye'de mimarlık eğitimi ne olmalıdır, nereye gitmelidir diye bir tartışma süre geliyor. Onun için böyle bir başlık var. Karşınıza çıkmayı uygun gördüm. Yani direnen bir mimar ve bir şeyleri yapmaktan imtina eden bir mimar nasıl eğitilebilir, nasıl eğitilmelidir? Bunun üzerine konuşalım istiyorum biraz. O anlamda da Ahmet Hoca'nın bu son noktayı koyan mimar tanımı oldukça sorunlu bir tanım. Çünkü hakikaten biz mimarları böyle yetiştiriyoruz ve son noktayı koyamadıklarını gördükçe hayal kırıklığına çok uğruyorlar. Dolayısıyla son noktayı işveren koymaya çalışıyor. Ama son noktayı koyacak biri varsa toplumun ta kendisidir. Ve bir beraberlik, bütünlük içinde konur. Bunun üzerine konuşmamız lazım ve mimarlık eğitimini de oraya doğru yöneltmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu Frank Gehry'nin bizi selamlayışını affınızı sınarak koymak için bir 10 gün önce kadar oldu bu. Kendisine yaptığı yapılarla ilgili bir eleştiri yönelten bir gazeteciye bu şekilde cevap verdi. Bence oradan başlamamız uygun olur. Çünkü önce mevcut mimarlık anlayışı ve mimarlık eğitimimizin içinde bulunduğu duruma bakacak olursak bunu hani benim tanımladığım noktadan aktif, gayet de girişken bir mimarlık eğitimi, işte son sözü söylemeye çalışan, çok yarışan, daha büyük yapan, daha çabuk yapan, daha güçlü yapan bir mimarlık anlayışı, oldukça aktif bir girişken bir mimarlık anlayışının ürünü. Şimdi mimar, yani bunun kökeninde şöyle bir şey var. Bir tanrı kompleksi. Yani bu hakikaten yazılı çizilmiş bir şey. Bir mimarın bir tanrı kompleksi var. Ve yani o yüzyıllardır var yani bu. İşte burada gördüğümüz gibi bu betimlemelerin hepsi mimara böyle bir tanrısal rol biçen, dolayısıyla da pek çok şeyi aslında fizik ötesi, mimarlık ötesi, toplum ötesi bir şeye iten, dolayısıyla dinselleştiren, kutsallaştıran bir yapısı var. Yani en geriye gidildiğinde işte bu Mısır tapınakları, Imhotep, yani bir din adamı aynı zamanda, bir tür ölümsüz kişilik falan. Yani bunları hayata geçiren, firavunlar adına bunları yapan, işte tanrılarla ilişki kurduğunu iddia eden bir ölümsüz vaka mimar. Ne yazık ki bu şey devam ediyor. Yani bu efsane devam ediyor ve biz böyle eğitmeye çalışıyoruz mimarlarımızı. Ve evet, mimarsan tanrısın ve senin elinde tanrının elidir gibi bir yanılgı. Dolayısıyla işte tanrının eli, yani benim elim tanrının eliyse ben de tanrıyım gibi bir garip şeye, sonuca yöneliyoruz. Şimdi bu yüce mimar, ulu tasarımcı, aynı zamanda da müthiş bir eğitmen tabii. Yani kendi gibi ürünler üreten, kendi kopyalarını üreten bir eğitimci, bir rol model. O ne söylerse hayran hayran dinliyoruz. Hepimiz onun yolundan gitmeye çalışıyoruz. Onu izliyoruz.
onun gibi giyinmeye çalışıyoruz, onun gibi bakmaya çalışıyoruz gibi bir yol izlenmiş durumda. Bu rol modelin tasarlanışı tabii, yani o da başlı başına bir tasarım. Yani koca dünyayı tasarlayan mimar kendini mi tasarlayamayacak? Kılığından duruşuna, bakışına kadar bu tasarlanmış bir kimlik, kişilik ve görünüm arz ediyor. Bunun yansımaları bizde de var. Yani bu işte Mimar Sinan mesela Uğur Hoca muayyen bir kişilik diye yazı yazdığında kıyamet koptu sanki. Yani Mimar Sinan yokmuş da hayal ürünüymüş dedi gibi. Ama yani oradaki o büyütme ve kutsallaştırmayı aslında eleştiren yazısında ve konuşmasında buna değiniyor. Yani bu tanrılaştırma meselesinin sorumlu hali gelişine değiniyordu Uğur Hoca. Aynı şekilde Sedat Hakkı meselesi de öyle. Yani bu mimarlık eğitimi ekolünde bir Sedat Hakkı efsanesidir, gider. Tamamen bir tanrılaştırma şeyi. Tabii ki yani katkıları yatsınamaz ama bir tanrı durumu maalesef var. Şimdi dolayısıyla mimar bir paketlenmiş ürün, bir marka halinde. İşte siyah giyer, efendim söyleyeyim, belli yerlerde bulunur. Siyah gözlükleri vardır. Efendim söyleyeyim, onun için yani onu takan mimar oldum sanır gibi bir durum. Şimdi bu bana şeyi hatırlatıyor. Böyle bir peri masalı hikayesi. Bu Pretty Woman şeyi vardı yani sokaklardan gelen bir kadının bir şeye dönüşüşü. Mimar da kendini böyle bir şeye büründürüyor. Yani şeyleri gördüğünüz gibi. Yani hepimiz bunlardan geçtik. Yani bu masa altlarında hepimiz uyuduk. Ama sonra işte Gökhan gibi, Gökhan tabii bunun bir örneği, Gökhan Avcıoğlu, kulakları çınlasın. Yani görünümüyle falan çok özen gösteren bir arkadaş. Yani bu bir pazarlama şeyi tabii ki. Ama şeyi unutmamak lazım yani nereden geldik, nereye gidiyoruz, niye böyle bir görüntüye sahibiz, unutmamak lazım. Dolayısıyla hocanın da dediği gibi, yani bu bir kim daha iyi bir yarışmacıdır şeklinde bir şeye dönüşüyor. Maalesef yani bu şeyden, bu gazdan öğrenciler de bakalım hangimiz daha uzun yapacak diye içerisine giriyorlar. Şimdi inşaat sektörünün, emlak sektörünün bir süper kahramanına dönüşüyor bu mimarlar. Yani ne bileyim işte bizim zavallı Kadir Topbaş bile başı sıkışınca işte çağırıyor ya bizim Kartalı sen tasarla falan diye. Zahit geliyor, tasarlıyor filan. Yani bunlar bizim süper kahramanlarımız. Ama yani biz insanları böyle eğitince de bütün öğrenciler süper kahraman olacaklarını zannediyorlar. İşte Frank Gehry'nin Simpsonlardaki şeyi gibi kağıdı büküp atınca tasarım olacak zannediyorlar. Filan. Yani hocamın da dediği gibi yani bunlar nasıl yapılıyor, nereye dayanıyor, bu küstahlık nereden geliyor, onun arka planı çok konuşmuyoruz ve sorgulamıyoruz da galiba. Biraz sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Bir diğer rol, yani çeşitli açılardan bakabiliriz buna. Bir diğer rol, tasarım aleminin veya emlak dünyasının bir akrobatı tasarımcı. Yani nasıl numaralar çekebilir? Yani normal, sıradan bir şey yaparsanız hani hayatta kalamayacağınıza dair bir yanılsama içerisinde biz eğitimimizi çeviriyoruz. Nasıl daha yaratıcı olursunuz, nasıl daha abuk sabuk binalar yaparsınız, nereden ne fırlar falan diye böyle bir zorlama içinde herkes. Dolayısıyla bu tabii çok eğitim dünyasında, öğrencilerde, mimar adaylarında önemli bir şey yaratıyor. Baskı yaratıyor diye düşünüyoruz. Fakat tabii bu bir tür illüzyon. Yani bunun farkına varmak lazım. Yani bu gösteriyi yaptığınızda aslında biraz sonra örneklerini göstereceğim bir mekanizmaya hizmet etmek üzere hazırlanıyorsunuz. Bu da bazı etik kaymaları gizlemeye yönelik bir takım illüzyon numaraları profesyonel bilginizi kullanarak. Aslında buna itiyoruz yani öğrencileri. Dolayısıyla mimar bir showman olarak yetişiyor. Ondan sonra dolayısıyla mimarlığı da bir show business olarak alıyor, bir yetenek gösterisi olarak alıyor. Ve işte sınırları nasıl aşarız, nasıl efendime söyleyeyim fantaziler yaratırız gibi tam bir showman aslında mimar.
ve hep diyor takdir kazanma peşinde. İşte hocamın bahsettiği Burj El Khalifa şeydeki, Dubai'deki tam bir gösteri, mimarlık gösterisi. Ve dolayısıyla şey, mimar bir tür ne diyelim, baştan çıkarıcı, gönül çelen rolü üstlenmeye çalışıyor. Ve dolayısıyla bir şöhret haline geliyor. Yani bu tabii ki rol model mimardan söz ediyoruz. Biraz sonra kitlesel olarak mimarların ne durumda olduğunu da konuşacağız. Böyle bir şöhret haline geldiğinizde mimarlığınız da kendiniz de bir tür meta haline geliyorsunuz. Bunu vaktiyle tabii şey de söylemiş Philip Johnson. Önce işte less is more, yani az çoktur demiş. Sonra bakmış rüzgarlar başka türlü gidiyor, less is more demiş. Ondan sonra da işte ne olduğunu ortaya koyacak şekilde şey yapmış. Dolayısıyla mimar aslında bir tür şeytan. Hakikaten şeyi şeytan diye çağırıyorlar Johnson'ı. Biz de hani şeytan olun der gibi bir eğitim veriyoruz sanki. Dolayısıyla işte mimar da gözlüklerini takıp şaşkın bir figür olarak çıkıyor ortaya. Ben şimdi neymiş, olmayan mıyım, emlakçı mıyım falan diye bir garip bir ortamda buluyor kendini. Asıl mesele galiba bu özel ve kamu ayrımı. Yani siz toplumla yapı sektörü, sistem arasında nasıl bir yerde durduğunuza karar vermeniz gereken bir yolda ilerliyorsunuz. Mimarlık eğitimi ve bunun devamındaki profesyonel hayatınızda. Bu yolun neresinde duracağınızı çok şaşırtan bir eğitim uyguluyoruz. O kadar toplumsal şeylerden bahsediyoruz ama çizdiğimiz rol modeller tamamen tersi yönde. Dolayısıyla işte bu yolun iki tarafına da gidip gelenler olabiliyor. Bunların memleketinizde de çeşitli temsilcileri var. Bir de tabii bu git gel rollerini çok inandırıcı bir şekilde yapan iyi aktörler de var. Onlar da işte kamusal maskeleriyle özel yollarda ilerliyorlar. Ama bunun yanında gayet mütevazi, sakin bir şekilde ismini çok bilmediğimiz, yani şöyle bir değinip geçilen mimarlık tarihinde isimler de var. Bunlar hani kamusal mimarinin birer hayata geçme mecrası olarak görev üstlenmiş kişiler. Hasan Fethi bunlardan biri, Lee bunlardan biri, işte Nail Çakıran, kaçımız bunu mimar olarak biliyoruz değil mi? Bir yapı ustası aslında, Ağhan ödülü almış ama asla bahsedilmez filan. Dolayısıyla biz bu şaşkın figür olarak mimarı bir sorgulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu figür kendinde böyle bir şey egosu, orkestra şefi benzetmesi çok yapılır mesela. Sen orkestra şefisin, bütün mühendisleri sen idare ediyorsun filan. Pek de böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla bu şişik bir ego oluşumu eğitim süreci içerisinde. Bakacak olursanız da hakikaten yani sadece bizle ilgili sorun değil bu. Mimar, yani o Matrix filminde bile bütün sistemin yöneticisi, tasarlayıcısının adı The Architect. Yani her şeyi idare eden insan. Yani bu rol biçilmiş o Tanrı kompleksinden ötürü. Elinde müthiş, bu Inception filminden biri böyle. Elinde müthiş bir güç olduğunu düşünen, bundan dünyayı alt üst edebileceğini düşünen bir egodan bahsediyoruz. Hakikaten güçle ilişki sorunlu bir ilişki. Yani bunu hepimiz işte Harbilerden, Kim Dobilerden biliyoruz. Yani güçle ilişki ve bunun mekana yansıması gerçekten şey bir durum. Evet, yani güçle ilgili bir sorunumuz var. Mimarın da var. Ve bu gücü nerede aradığına bakacağız şimdi. Genellikle kendine bir partner buluyor ve evcilik oynamaya başlıyor. Ve bu evcilik çok tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Gördüğümüz gibi Hitler ve mimarı Albert Speer bütün Berlin'i ve yani kendine kalsa bütün Avrupa'yı ve dünyayı istediği gibi şekillendirmek üzere bu evcilik oyununu bir güç gösterisi olarak şekillendirmeye çalışmış biri.
Yani bu insanların, bu güçle kafayı bozmuş insanların mimarlığa eğilimleri çok ilginç bir nokta hakikaten. Düşünülmesi gereken bir nokta. Günümüzde de yaşıyoruz bunu. Yani işte Terani, Mimar Terani ve Mussolini ile ilişkisi ve Casa del Fascio'nun böyle bir sembol bina haline gelişi, hocamın bahsettiği bina, Burj-el Khalifa ve El Maktum'un yine dünyaya gücünü göstermek için en uzunundan bir bina yapma çabası. Daha sonra tabii bütün bunlar akraba olduğu için Suudi Arabistan kralının da altta kalmayıp Kingdom Tower ile onu da geçeceğini iddia ederek inşaatlarına başlamış olması tam bir hocamın da sözünü ettiği yarış halinde. Şimdi bu yarış uzunluk yarışı halinde ve buna hizmet eden mimar da gözlüklerini takmış ne yapacağını bilemez durumda. Ve bu durumda da tabii çok garip bir pozisyona düşüyor. Hafif şizofrenik bir pozisyon. Emre Arolat geçen Biennale'de biliyorsunuz yani kentsel dönüşümü eleştirdi. Yani gerçekten garip. Şu zorlu binasının haline bakacak olursanız bunun gibi pek çok şey yani pek çok mesele kentte bu dönüşümü alt üst edecek insan dokusunu, sosyal dokuyu alt üst edecek haldeyken insanları yerinden ederken hatta kiminin hayatıyla oynarken siz işte şeyden bahsediyorsunuz. Bir yandan da böyle kamusal meselelerden bahsediyorsunuz. İşte şizofrenik yapı bu. Çünkü size bir yandan bu pompalanıyor, bir yandan da yüce bir mimar olmanız şeklinde bir baskı var. Dolayısıyla işte inşaat ya Resulullah deyip sergiler yapıyorlar. Şimdi hakikaten mimarlık bir prestij unsuru olarak, bir statü timsali olarak iyi pazarlanmış bir mesele. Yani sinema bunu çok güzel ortaya koyuyor. İşte Ayn Rand şeyini bilirsiniz, Fountainhead, yaşamın kaynağı diye tercüme ettiler. Hani o film zaten meşhur, Howard'ın kahramanlık şeyleri. Başka pek çok filmde de bu mimar kahramanı görüyoruz. Dolayısıyla bir prestij ve statü sembolü hakikaten. Dizilerde görüyoruz değil mi ilk Türk dizi sektörüne giriş şeyi? Binbir Gece masallarıyla bu ahlaksız teklife maruz kalan mimar. Yani bu bile kendi başına bir gösterge yani. Değil mi? En son artık Muhteşem Süleyman'da da tezahür etti. Yine bu filmlerden gidince prestij meselesi bana şöyle geliyor. Bu Emine filmi vardır şeyin. Hani önce gariban bir köylü kızıdır, hizmetçi kızıdır. Ama işte makyaj yapar, süslenir. Ondan sonra hani beğeni kazanır. O camialara girer falan filan. Yani aynı bizim şeyin durumu. Mimarlığın durumu da bu. Yani bir giyinirsiniz, süslenirsiniz ve o camiada yer alırsınız. Şimdi arkadaşlara gelecek olursak bu mezun olanlar bütün bu pompalama içerisinde gayet yüksek beklentilerle ortalığa çıkıveriyorlar. Hemen ödüller alacaklar, hemen meşhur olacaklar, hemen paralar kazanacaklar, koca koca binalar yapacaklar, en yükseğini yapacaklar gibi. Efendim, ayakkabıdan kente kadar, taraktan bilmem neye kadar her şeyi tasarlayacaklar yani gibi bir yüksek beklenti. İşte Karl Lagerfeld ve şey, Zaha Hadid, moda ikonumuz olarak. Şimdi bu tabii çok ağır bir yük. Bu ağır yükün altında projelerini yetiştirmeye çalışan Sabahın dördündeki mimar sağda gördüğünüz biçimde biraz karmaşık bir kafa yapısına sahip oluyor. Dolayısıyla bu bir hakikaten selfie çekildiğinde gerçekten problemli bir durumla karşı karşıyayız ve bu yükün altında ezilen mimarın da bir sapkın haline dönmesi kaçınılmaz. Ondan sonra işte kimi kendini madde bağımlılığına veriyor. Kimi başka alanlara şey oluyor ama yani bunun güçle ilişkisi olduğu ortada. Bu Mimarın Göbeği filmini gördüyseniz ya da görmediyseniz görün. Hakikaten orada güçle ilişkisi bir şeyi nasıl yiyip bitiriyor göreceksiniz. Dolayısıyla bu güç arayışı içerisinde başka güç odaklarına hemen kendini angaje etmeye başlıyor mimar. Bu torunlar binasındaki yaşanan
asansör skandalı, 10 işçinin kaybı ve orada mimarların tavrı. Buna çok benzer bir tavrı geçen sene Zaha Hadid gösterdi. Bu da bir de binlerce işçi ölüyor her yıl. Bana ne filan diyerekten. Dolayısıyla yani bu işte hani sizin bu kadar toplumsal meseleler söylerken birdenbire bu meselelere karşı tavrınızın arkasında evet bir güç arayışına sığınıyorsunuz. Kendinizde bulamadığınız o gücü başka belki kirli güçlerde buluyorsunuz gibi bir şey. Bakıyoruz hakikaten sağ olsun bütün sorunlu meselelerin arkasından bu büyük küresel mimarlık firmalarımız geliyor. İşte bu torunlar zorlu biraz önce konuştuğumuz. Yani burada anormal bir gayrimenkul skandalı ve emsal skandalı söz konusu. Kamusal alana müdahale şeklinde. Bu çabucak örtbas edilmiş projelerden bir tanesi Bosphorus 360 işte El-Kaide ile bağlantısı çıkar çıkmaz hemen şey yapıldı ama hala YouTube'da baktığınızda EAA Architects videoları dönüyor şey için. Videolar da oradan alınmış. Yine Atatürk Orman Çiftliği'nde Şefik Birkiye'nin yaptığı bu büyük saray. Yani bu da müthiş bir güç gösterisi. Yani inanılmaz bir güç gösterisi. Ve ardından Şefik Birkiye çıkıyor. Dolayısıyla işte bunlar hep Tanrı kompleksi. Dolayısıyla bu eğitime de yansıyor. Ve hakikaten kapitalist sistem içerisinde evsiz insanlar ve insansız evler çelişkisi varken mimar hakikaten böyle bölünmüş kişilikler sergiliyor, sergilemek zorunda kalıyor. Çünkü bu kapitalist sistemde mekanı bir emlak ürünü olarak görüyoruz. Binayı bir emlak değeri olarak görüyoruz. Ve mimar da bir iş adamı olarak ortaya çıkıyor ister istemez. Ama biz bunun eğitimini vermiyoruz. Müthiş bir tasarımcı. Dolayısıyla yani çok çok zorluklar içerisinde yetiştiğini düşünüyorum öğrencilerin. Yani ne yapacağını bilemez bir durumda. Sonra çıkıp işte bize bunlar öğretilmedi. Yani onları yapasınız diye üniversite okumuyorsunuz zaten diyemiyoruz. Evet bu iş adamlarının filozof görünümleri de var. Yani Çin'le bütün gizli anlaşmaları ben Remco Olas'ın yaptığını düşünüyorum. Bunların içerisinde tabii bir star mimar durumu ortaya çıkıyor. Bu emlak sektörünün star mimarları. Ama bunlar 3, 5, 10. Gerisi bu sektöre hizmet eden binlerce emlak işçisi, emlak kölesi diyelim. Gecelerin 10'undan önce bürolardan çıkamayacak. Değil son sözü, hani herhangi bir söz söyleme hakları olmayan insanlar olacaksınız uzun bir süre. Yani bunları da söyleyelim. Onun için başka türlü bir bakış, başka türlü bir varoluş biçimini hem eğitim programlarının hem de öğrencilerin kendisinin bunları sorgulayarak kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu aktif girişken mimarlık eğitimi hakikaten bu sektöre köle yetiştiren bir şey halinde çalışıyor kaçınılmaz olarak. Hatta okullara müdahale etmek derdindeler bu profesyonel kurumlar. Bunları öğretin, bunları fazla şey yapmayın falan gibi. Dolayısıyla gerçekten pasif direngen bir mimarlığa ihtiyaç var. Ve bunun örnek modelleri de var. Bu model, bu süper kahraman fikrini, dünyanın bütün sorunlarını çözen süper kahraman fikrini biraz gerçekten sorunları çözüp çözmediği konusunda etiklerini sorgulayarak biraz tokatlayan bir şey. Yani böyle boş boş konuşup havalatıp belli kavramları kullanmak yerine gerçek dünya sorunlarıyla birebir ilgilenmek, onlara dahil olmak üzerine bir eğitimden bahsediyoruz. Burada da karşımıza hemen etik kavramı çıkıyor. Yani bu Athena Okulu'ndan resimler, hepimizin bildiği. Kitaba bakacak olursak. Yani bu moral ilkeler, ahlaki değerler üzerinden bir eğitim kaygısından bahsediyoruz aslında. Niye inşa ediyoruz'u bir daha sorgulamak, daha büyüğünü, daha uzunluğunu, daha çabuğunu niye yapıyoruz? Kim için yapıyoruz? Burada işte Logier'in 18. yüzyılda temel barınak dediği basic hat. Şu modelle işte
Tanrı'ya ulaşıp onun yerini sorgulamaya, sarsmaya çalışan Babil Kulesi arasında gidip gelen bir pendulumdan söz edilebilir. Onun için bazen kantarın topunun kaçtığını farkına varmak gerekiyor mimarlar olarak da. Biz niye bu kadar çılgınca inşaat yapıyoruz? Yani bu evrenin neresindeyiz ve ne yapmaya çalışıyoruz diye. Onun için bir imtina eylemi olarak mimarlıktan kastımız bu. Yani olup bitene bir dur diyebilme, durarak bir şey yapabilme kaygısı. Komünal bir ürün ürettiğimizin farkına varabilme. Yani bu dünyada doğayı biçimlendiren, barınak yapan sadece sizler, insanlar ve onların temsilcileri olarak mimarlar değilsiniz. Bütün topluluklar çok benzer şeyler yapıyor. Bunlardan sadece biri olduğunuzun farkına varabilmek üzerine bir eğitimden söz ediyorum. Ve daha mütevazi, ortam sağlayıcı bir mimar modeli çizmek, işte biraz önce isimlerini saydığım örnekler üzerinden. İşte zanaatleri tekrar farkına varabilecek, bir kültürel araç ve mecra olarak kendini görebilecek, kültürün kodlarını çözmeye ve bu kodları yeniden okuyup yeniden yazmaya gayret edebilecek mimar adayları yetiştirmek üzere bir eğitim modelinden söz ediyorum. Daha farkında, daha toplumcul ve bunu, bu toplumun bir parçası olarak bir birey olmaya çalışan bir mimardan söz ediyorum. Yani insanoğlu asırlardır bina yapıp geliyor. Bunu anlayabilme üzerine bir mimarlık eğitimi, doğa ve ekolojik bilince sahip. Bunun bir parçası olmuş, doğayı kabullenmiş, doğaya hükmetmeye kalkmamış bir mimar adayında. Gelenek diye sahte Selçuklu ve Osmanlı fasatları yapıştırmak, giydirmek değil, gerçekten yapı geleneğini anlayıp onu sürdürmek üzerine çalışabilecek tasarımcılardan. Ekonomiyi, atık malzemeleri, çevreyi koruyarak yapı üretebileceğini de bilen, illa yüksek teknoloji ürünüyle harikalar yaratması gerekmeyen mimarlar da olabileceğini düşünen mimar adayları yetiştirmekten bahsediyoruz. Ve gerçekten toplumsal duyarlılığı olan, yani bu bina tekerleri, inşaat tekerlerinin dışında insanlara da mimarlık hizmeti sunulabileceğinin bilincinde toplu olarak çalışılabileceğinin, yani sadece kendini bir star olarak değil de bir topluluğun parçası olarak da görebilecek bir mimar modeli, yani gerilla taktikleri üzerine çalışabilen, bu El Cezire'de şimdi bir 6 bölümlük belgesel var, gerilla mimarlığı diye. Ona bakacak olursanız hakikaten böyle sivil topluma hizmet eden pek çok mimar var. Bunlar üzerinde sivil oluşumlarla işbirliği yapabilen mimarlardan söz etmek mümkün. İşte herkes için mimarlık grubu ve çalışmaları, işte halkın mühendis mimarları çalışmaları. Bunlar mesela kendi toplumlarının bina ihtiyaçlarını imece usulüyle kendileri yapıyorlar. Efendim söyleyeyim, halk bahçeleri düzenleyip yapıp onları halkın organik tarımını üretmeleri için kendilerine veriyorlar gibi, bu tür gruplarla beraber çalışabilecek mimar adayları yetiştirmeyi hedefleyen bir modelden söz ediyorum. İşte Beton Art'ın Yaz Okulu, yani gerçekten yaparak, sorunları bilerek bir mimarlık eğitiminden söz ediyoruz. Dolayısıyla yani bir imtina eylemi dediğimiz zaman hakikaten kamu yararı adına gerektiğinde kendi sektörüne de direnebilecek bilinçte bir mimar adayından söz ediyoruz. Sonuç olarak da yani bir ölü kabuk tasarımcısı değil de içinde yaşayanlarla mimarlık yapmayı hedefleyen, dolayısıyla mimarlığı İsrail'in Filistin'e uyguladığı gibi bir silah unsuru gibi değil de, bunun çok benzerleri bizde de var. İşte Sulu Kule bir örnektir, Tarlabaşı bir örnektir, Bursa TOKİ konutları, yani her yerdeki TOKİ konutları bir örnektir. Bu kadar ezip geçen, yani işte Galata Port, Haliç Port, bütün bunlar aslında mimarlığın silah olarak kullanılıp kamuya taciz atışları yapılan girişimlerdir. Ve işte
Gezi Park'ta yaşanan olaylarda yine aynı silahla, yani mekan aracılığıyla buna direnen bir toplumun kendini ifadesi ve kendini savunmasıdır aslında. Dolayısıyla şimdi toparlıyorum, süreyi çok uzattığımın farkındayım. Ama hani güvenin olmamasını kullanarak şey yapıyorum. Dediğim gibi bu bir nefsi müdafaadır. Ve çok daha basit araçlarla mimarlığın yapılabileceğini gösteren bir mimarlık anlayışı ve bunun eğitiminden bahsediyorum. Dolayısıyla burada hakikaten bu direnişi hangi tarafın ne kadar daha güçlü olarak gösterdiğiyle alakalı bir durumdur. Biz mimarları işte sol tarafta mı, sağ tarafta mı yer alacaklarına dair iyi düşünmemiz gerekiyor eğitmenler olarak diye düşünüyorum. O zaman işte böyle her şeyi bilen, her şeyi yönetebileceğini sanan bir mimar yerine toplumun bütün kesimleriyle beraber çalışıp komünel bir ürün üretebilecek bir mimarlıktan söz edilebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerine dolayı. Yine hocamızın konu hakkında bir söyleyecek sözünüz var mı? Ona hep beraber konuşalım. Evet. Evet. Tabii. Şimdi soru cevap olarak sorularınızdan almak hocam, istiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Tabii. Biz konuşmuştuk da onu derle resmi bir şekilde yapalım olmazsa. Bu oturumla ilgili soru cevap belli bir olduğuna geldikten sonra uygun görürseniz bir de ben de şuraya gelirsem mesela tabii hocam, bir genel değerlendirme de yapalım. Evet. Yine sizler de ben de. Dolayısıyla hani hepsi bir arada olmuş olsun. Hatta değil mi? Hocam şimdi buyurun isterseniz siz. Olur da hani önce ama önce şeylere versin. Spesifik sorular da. Mimarlık öğrencileri de hazırlığındayken. Mimarlık öğrencileri sadece mimarlık oturumuna mı geliyor? Galiba öyle. Hocam dün geldiler. Kendilerini yeni görebildik. Ha öyle mi geldiler? Hala da yapılıyor. Yani bizim önümüze çıkarılan, bizim mimarların önüne sunduğumuz, dergilerde gördüğümüz, televizyonlarda gördüğümüz şey yüzde kaçıdır acaba barınma faaliyetinin? Buna baktığınızda barınmanın özünün tamamıyla komünel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla pek çok insanın da yaşadığı hayal kırıklıkları, işte alaylı, okullu falan gibi bütün bu hayal kırıklıkları bunu anlayamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü o sistem, bu sisteme ham madde yetiştirmek üzere, malzeme insan yetiştirmek üzere bunu pompaladığı için sürekli hayal kırıklıkları ve o sistemde ya köleleşen ya da sistemin dışında başka işler yapmaya çalışan mimarlar görüyoruz. Ama o sistemin mekanizmalarını iyi kullanıp mücadele edip beceren, bir yerlere gelebilen 3-5 kişinin de o sektör içerisinde bu mekanizmanın ego kısmına hitap edecek mimari faaliyeti, icraatı gösterdiğini görüyoruz. Şimdi burada nerede durmak lazım diye tek bir formül söylemek zor. Bu biraz insanların şeyine kalıyor, tercihlerine, vicdanlarına filan ama belki bunun farkındalığı yaratılabilir. Yani ben 40 yaşıma yaklaştığımda bunu kavrayabildim. Düşünebiliyor musunuz ki işte sizin anlattığınız ekoller arasından en daha sosyal ağırlıklı bir okul olarak ODTÜ'den çıktıktan sonra yani hala bu sektöre bir şey yapmam lazım, onu kazanmam lazım, bunu bilmem ne yapayım, bunu inşa. Bir dakika ya, yani bu başka şeyleri gördükçe ya bu yapılan fırtılı mimarlık faaliyetinin, dünya barınma faaliyetinin milyarda biri yani. Bunun farkında olan insana tercihi bırakabiliriz. Ama öyle bir beyin yıkama şeyinden geçiriyoruz ki biz öğrencileri, bunun farkına varmıyorlar. Mesela o alaylı okullu tartışmanızda da şöyle bir şey var. Hakikaten biz okullarımızda bir inşa yetkisi veriyoruz. Diğer memleketlerle farkı konusunda bir şey söylediniz. Pek çok okul, hatta dışarıda konuşuyorduk, sınav dahi yapmıyor. Bir mimarlık formasyonundan geçirir ve mezun eder öğrencisini. Onun mesleki kurullar, Amerika'da AIA vardır, İngiltere'de RIBA vardır, işte Avrupa'nın başka yerlerinde başka kurumlar vardır. Buradaki kurullar bu bireyin, adayın yeterliliğini test ederler ve yıllarca test ederler. Yani bir sınav da değil. Derece derece test ederler. 3 yıl çalış, gel şu sınava gir. Bu basamağa geçtin mi? Geçtiysen 5 yıl daha çalış, geri gel. Bundan sonra size mimarlık yapma lisansları verilir. Ama biz de
hani diplomayı aldığından gökdelendik etrafında tanıdık varsa. Yani bu tabii ki çok tehlikeli bir durum. Dolayısıyla hakikaten mimarlık diplomasına sahip ama o beceriye, görgüye, o duyarlılığa sahip olmayacak tonla insan var. Yetiştiriyoruz maalesef bu ego sistemi içerisinde. Ama onun dışında bu duyarlılığa sahip, çok daha iyi yapabilecek insanlar var. Benim hep argümanım şu, bırakın okullar şey yapmasın, sınav yapmasın ama diplomayla inşa yetkisi de vermesin. Biz bu formasyonu verelim. Kendini donatabilen insanlar gerçekten ama adil bir kurumun denetiminden geçerek meslek ehliyetini alsınlar. O zaman okumamışlar da alabilsin. Ben buna razıyım mimar olarak. Benden daha iyi, daha duyarlı bir adam gelsin, mimarlığı yapabilsin. O zaman işte komünal bir şey olur. Ve dünyanın pek çok yerinde de böyle. Yani o meşhur Le Corbusier, Tadao Ando, bunların hepsi meslek kuruluşlarından almışlardır yetkilerini. Mimarlık okumamış insanlardır. Dolayısıyla o anlamda komünal görüyorum. Başka bir sürü sınıflar. Sınıflar meselesi tabii, yani orada benim görüşüm daha tabii sınıfsız bir şeyden bahsediyoruz. Yani sınıfların icadı da nerede, ne zaman, tarihte, nerelerde diye baktığımızda onun da yapay bir şey olduğunu düşündüğümden, yani bu benim görüşümdür. Dolayısıyla sınıfsız bir, yani eşit katılımcı, herkesin eşit söz söyleme hakkının olduğu bir mimarlıktan bahsediyorum. Aslına bakarsanız da biraz öyle oluyor. Yani onun mücadelesi sürüyor. Sadece hani işveren daha güçlü olduğu için onun sözünün geçtiği durumları biz ön planda görüyoruz. Ya da kamu adına bazı yetkileri şey yapıp işte buraya kışla yapacağım dediği zaman karşısına işte milyonlarca insanın çıkıp bir dakika yapamazsın diye bir çatışmada, o çekişmede, o mekanın nasıl biçimlendiğini görüyoruz. Yani bütün bunlar aslında her tarafından toplumun çektiği bir mekan organizasyonu. Orada işte sizin toplumu nasıl gördüğünüzle alakalı. Yani bir sınıf ve söz söyleme hakkı olan bir sınıf gördüğünüzde orada yapılmasın, biz burada oturuyoruz diyen insanların hükmü kalmıyor. Onun için ben tam tersi bir yönde düşünüyorum ve herkesin eşit söz hakkının olduğu bir mekansal biçimlenme, ki toplumsal biçimlenmenin de direkt yansımasıdır, gerçekleşmesi gerektiği ve herkesin, özellikle de mimar adaylarının bu bilinçle yetişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmem unutlayabildim. Ben teşekkür ederim. Soru olarak arkadaşımızın sorusunu da bir katkı olarak da söyleyeceğim şey. Sizin de sunduğunuz slide'ı çok güzel açıkladınız. Bir mimarlık iki figürü ortaya çıkıyor. Bir, işte tasarım ve sanatın bir renk gelmesiyle beraber bir anlamda mekanın kapitalist süreçleri açan, mekan metalaştırılmanın en önemli figürü olabilir. Mimar var, mekan estetize ederek bunu yapıyor. Diğer taraftan da mekanı örgütleyerek toplumu da bir şekilde biçimlendirir. Toplumsal mühendis olarak mimarlar. İkisinin kesinliği bir star mimarları var. Bir de diğer tarafta işte o yükselenler gerekiyor. Karama Ağlı'nın bir reklam vardı. Onu da keşke bu da olmuş. Bu da olmuş. Böyle kendini beğendirmeye çalışan böyle yaptığı işi bir çok işte mimarlar. Bir şey de ama yani mesela sizin burada işte önemli olan biraz daha bu altını doldurmanızı isteyeceğim şey, bu pasif direngen mimar. Mesela bu son birkaç yılda iyice artık zirvesini bulan bu kentsel dönüşümle falan böyle çok rahatsızlık duyulan bu yani mimari yapılar, kentin metalaşması, rant politikaları falan. Mesela bundan ben de çok iyi biliyorum. İstanbul'da Mimar Mühendisler Grubu'na böyle seminerde falan da vermiştim. Böyle hani muhafazakar mühendisler, mimarlar da bu süreçten memnun değiller. İşte bir hepsi Turgut Cansever'in patosuna çıktığı iddiasında var ama hepsi de o Tokyo'nun, Kiptaş'ın falan altında imzası olan mimarlar. O zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Belki sanatla, işte interdisipliner şeylerle beraber en çok şey olan sorun mesela şu, yani söz ve eylemi
buluşturacak bir hani namus, sözün namusunu bilincinde olacak bir etik, belki çok elzem bir şey, etik dersi mimarlarda. Yani ya herkes bunun rahatsızlığı dile getiriyor. Yani ben mesela şeyde öğrencilerinden geldiğimde bildiğim bir kişi vardı mesela, ünlü mimarlardan birisi, defter dergisini falan yazardı falan da. Daha sonra aynı adamı Şehrizat Konakları'nın altında imzası olması falan bir durum var. Yani bu o sözle eylemi nerede nasıl buluşturacağız? Evvel bu çok daha önemli. Herkes bu sorunları fark ediyor. Ama iş pratiğe geldiğinde de herkes bununla bir katkısı var. Tabii. Evet, şizofren dediğim durum o zaten. Yani hem bir yakınma ve şey durumu. Ama gerçekten bu etik dersi meselesi, bu bir dersle olacak mesele değil ama. Yani bütün eğitim programının onun için imtina eylemi dediğim o. Belki bina yapmama üzerine bir şey. Hele bu kadar günümüzde işte Gezi Parkı, bugün Valide Bağ, Soma'da ağaçlar kesildi. Efendim şey, Kuzey Ormanları, yani bu kadar ağır bir tacizin karşısında en azından bu dönemden itibaren insanların bir dakika durun bir şey yapmayalım diyebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun deneyeceği yerler de galiba işte eğitim kurumları. Yani çünkü her eğitim kurumunda iyi kötü çocukların aklında bir yerde işte Le Corbusier olmak var, Philip Johnson olmak var. Onun yolu da ucundan kıyısından Kuzey Ormanları'nın arkasına geçip oraya bir bina yapmak yani. Ama mimarlık eğitimi derse ki ya boş ver Corbusier'i falan. Sen bir bak etrafına, Corbusier %1'i bina etme eyleminin. Bak halk neler yapıyor. Bunun üzerinden bir mimarlık eğitimi bambaşka bir şey yapar diye düşünüyorum. Yani bu sadece etik dersle olacak bir şey değil. Yani program olarak hayır, bu sektöre karşı. Onun için ben hani güvenin gelememesine çok üzüldüm. Onun başlığı bu tartışmayı çok tamamlayacak bir şeydi. Yani kapitalist sistemde alternatif okullar mümkün mü? Ne diyeceğini çok merak ediyordum. Aşağı yukarı güveni bildiğim kadarıyla güzel paslaşacaktık yani. Belki bir başka ortamda yine bu şeyi konuşuruz. Hakikaten ODTÜ belki böyle bir geleneğe sahip ama diyorum ona rağmen ben yıllar sonra farkına vardım. Böyle bir gündemle mimarlık eğitimi şekillenirse belki bir şeyler değişir. Ama herkesin kafasının arka tarafında, ya ben işte toplumsal laflar edeyim ama hani fırsatını bulunca Şehrazat'ın altına çekeyim imzayı olursa bu çocuklarda çok zor yani. Adım Melih Kuruçak, mimarlık öğrencisiyim. Bir öğrenci olarak hoş geldiniz diyorum öncelikle. Slaytınızı çok beğendim. Ayrıyeten film zevkinize hayran kaldım diyebilirim. Şimdi Ahmet Hocam konuştu. Daha önce Ahmet Hocam burada olsa ona da soracaktım ama fikrini desteklediniz. En son noktayı mimar koyar dedi. Ama bu desteklemedim. Yani en son noktayı mimar koyar dedi Ahmet Hocam. Evet. Mimar koyar dedi. Hani şöyle, hep mühendislik üzerinden konuştu Ahmet Hocamız. Belki mühendislik hocası olduğu içindir. Ama mesela bir yapıda bir mimar kendini bir padişah olarak mı görmeli? Yoksa işte ağzına bal çalınmış, işte son noktayı da sen koy, ağzına bal çalınmış bir çocuk olarak mı görmeli? Gibi bir algı oluştu bende. Yanında arkadaşıma da söyledim aynı cümleyi. Hani bunun ayrımına tam olarak varamadım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Yine şeyi soracağım. Bir mimar adayı olarak gelecek kaygısı duyuyorum. Nasıl para kazanılır, bu işin ekmeği nasıl yenir, nasıl bir eğitim sistemi üzerinden ilerlenmeli gibi bir düşünce içerisindeyim. Buradan çıktığımızda bir nasıl desem işçi arı konumuna düşeceğiz. Peki bu işçi arı konumundan daha sonra kraliçe arıya geçme gibi bir eylemi nasıl sürdürebiliriz? Onu düşünüyoruz. Yani öğrenci olarak, gelecek kaygısı olarak hep aklımda bunlar dönüyor. Bir işçi arı konumundaki bir insan nasıl olur da kraliçe arı konumuna geçer? Hani eğitim tabii bunun bir safhasında önemli bir kademedir, doğrudur. Ama bunun başka kademeleri nelerdir onu bilmiyorum. Bir hoca olarak size sormak istedim. Valla hoca olarak değil de bir abi olarak. Bir mimar olarak, bir hoca olarak. Asla kraliçe olamayacaksın. Ayrı tabii. Ayrı bir şey de. Kraliçeler belli. Onlar yani özel olarak yetiştiriliyorlar.
Abi onun için sınıf olarak sen işçi kaldın diye şarkıyla şey yapabiliriz. Sınıf olarak söylemek istedim. Hani zirveye nasıl çıkılır bu konumda? Bir mimar zirveye nasıl oturur gibi bir... Valla bakın şimdi şöyle umutsuz bir tablo da çizmek istemem. Yani öyle adamlar var ki, gerçi onlar da sonra hani yoldan çıkıyorlar bu sistem içerisinde ama mesela Shigeru Ben diye bir adam var, duymuşsunuzdur belki. Bu adam afet alanlarında kağıttan mimar, yani kartondan mimarlık yaparak şey olmuş bir adam. Fakat bu o kadar tutuldu ve şey oldu ki artık adam bu mimarlığıyla, o teknolojisiyle Pritzker ödülüne kadar layık görüldü filan. Yani bu yol var. Bence iyi olmak, iyi şeyler yapmayı hedeflemek lazım. Ama maalesef bütün öğrencilerde, yani bütün derslerdeki tartışmalarında, stüdyolarda ya hocam işte böyle anlatıyorsun ama piyasada bilmem ne falan diye bir hani bu argüman. Yani bu artık abi işte piyasayı da siz şey yapacaksınız yani. Hani bir duruş, bir örgütlenme, bir oluşum ama buna bir bakış lazım. Yani işte bak sen bile kalkıp nasıl kraliçe olurum diyorsun. Yani arka planda bu var yani. Şimdi bu kırılmadığı sürece kraliçeler hep sizi çalıştırır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bence iyi olarak ve bina eyleminin çoğunluğuna hitap edecek işler yaparak bunun kanalları var. Yarışmalar var, bu tür oluşumlar, sivil oluşumlar var. Yani oralara şey yapıldığında ama galiba tek kusur şu oluyor mimar adaylarında, çabucak bir şey olmak isteniyor. Hani bu mücadeleyi verdiğiniz zaman, hani böyle insanlar var, işte üç tane isim saydım, bir tanesiyle tanışma fırsatı da buldum o Li ile Malezya'da. Yani adam bayağı orada sayılan bir adam, resmen ama artıklardan bilmem nelerden şey yapılıyor. Gelmiş ama o noktaya. Yıllarca ulaşmış. Yani biraz sabırla olabileceğini düşünüyorum. Asla ümitsiz bir durum yok yani. Peki eğitim sisteminde bizi ne desteklemiyor ki biz hep bu konuma düşüyoruz? Veya Türkiye'de değil. Yani tabii ekonomik sistemin bence çok etkisi var. Ama eğitim hakikaten kahraman yaratmak üzerine. Yani o sizi yanıltıyor. Yani hepimiz yanılttı. Yani ben de bir gün o meşhurlardan biri olacağımı zannediyordum yani. Zannediyorum. Bak onlar zaten hazır geliyor. Kraliçeyle beraber mimarları da var yani hiç merak etme. Onlar o şeyden geliyorlar. Onun için o yanılgıdan kurtulduğumuzda ve bina yapmanın nasıl bir şey olduğunu, herkese nasıl yaptığını anladığınızda biraz gezerek ben onu tavsiye ederim. Ama böyle turistik yerleri değil. Gerçekten Anadolu'yu gez, başka ülkeleri gez, sorunlu mahalleleri gez, biraz önce dediğiniz o kentsel dönüşüm baskısı altında direnen, yerinde dönüşüm yapmak isteyen, iyileştirme yapmak isteyen mahallelere git. Orada insanlar nasıl gece kondu mahallelere git, köylere git. Orada nasıl inşaat yapılıyor, nasıl bina yapılıyor? Onları gördüğünde onlarla ilişki kurabilirseniz eğer, orada yapılacak çok şey var. Ama kimse oraya eğilmediğinden daracık bir alanda herkes yarışıp herkes hayal kırıklığına uğruyor. Ve bilmiyorlar ki o dar alanın sahipleri var. Boşuna uğraşmayın orada yani. Başka alanda. Bir de arkadaşımız hemen zirveyi neden önemli, zirveyi nasıl çıkarız düşündü. Yani daha yürümeden hemen uçmak gibi bir durum var. Yani zirve, şöyle bir şey yani o zirve dediğiniz şey bırakın sizi başkalarının takdiri versinler. Hani siz orada zirve olduğunuzu dahi bilmeyin ama başkalarının takdiriyle orada olduğunuz bir şekilde bilinsin. Başkaları da. Evet. Tabii. Tekrar kusura bakmaması için söylüyorum tekrar. Şeyde baktığımızda dünyada yani yakın geçmişimizde son 50 yıl diyelim. Hatta 100 yıl evet. Tabi bu Engels'in işte ailenin, özel mülkiyetin, devletin kökeni vesaire o felsefesini yani söyleyen söylemini vesaire Doğu blok ülkelerinden daha çok okumuşlar vardır. Yani öyle biliyoruz değil mi? Yani daha doğrusu onların kitaplarında veya eğitimlerinde vardır zaten. Ama baktığımız zaman yani o eğitimi almış çocukluk yaştan itibaren onunla büyümüş nesillerin spektaküler demeyeyim de monumental arzda mimarilerini de görüyoruz değil mi? Şeylerde yani bir
Rusya'da vesaire de, hatta Çin'de vesaire. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yozlaşma mı, yoksa anlamama mı, yoksa uyumsuzluk mu? Teşekkür ederim. Yani benim görüşüm yine görünür kısmından bahsediyoruz. Yani koskoca Rusya'da sivil mimariyi kimse yazıp çizmiyor, basmıyor. O monumental şeyi yaygınlaştırıyoruz. Çünkü promote edilmesi gereken, yayılması gereken şey o. Sistem onu yaymak istiyor. Ama gidin Rusya'nın köylerinde sivil mimari, küçücük mimari yok mu? Olmaz mı? Yani her yerde olur. Ama bizim gözümüzü hep oraya yöneltiyorlar. Hep o flaşi şeyler, reklamlar. Yani billboardlara bakın şimdi, işte yaşam ve bilmem ne dünyası böyle pırıl pırıl gökdelenler. Yani bunun dışında bir sürü şey yapılıyor. Bunları yapan bir sürü mimar var. Tamamen onun görünürlüğüyle ilgili. Yani tabii ki o felsefe okunuyor ve onun yansıdığı başka yerler var ama ne yazık ki onlar bize ulaşmıyor. Onun için oralara bakalım diyorum o genç adaylara da. Yani başka bir şeyler oluyor. Ama onun için işte verilenle yetinmemek gerekiyor. Çünkü bunun değişmesi biraz zaman alır. Yani bunu buralarda konuşuyoruz. Mimarlık müfredatına bunun yansıması kim bilir kaç yıl olacak. Ama bugün yani kafanıza azıcık bir şey yerleştirdiyse gidip ya ben bir de alternatif bir mimarlık tarihi okuyayım. Başka yazılar bulayım, başka yerler gezeyim diyerek olabilecek bir şey. Yani o açıyı kapatacak bireysel çabalara ihtiyaç var şu an diye düşünüyorum. Buyurun. Ben öncelikle merhabalar. Sunumunuz için teşekkür ederim. Nail Çakırhan'dan bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla Akyaka'da bir ev yaptı kendisi ve Akyaka'da bütün konutlar ondan sonra ona göre tasarlandı. Ben gezme imkanı buldum. Aynı zamanda yani çok da gerçekten severek takip ettim ondan sonra. Şimdi benim sorum şu olacak. Biraz önce öğrencilikten birinci sınıfta ve zirveyi nasıl şey yaparız diye sorgulayarak geliyor. Biz nasıl bir eğitim sistemi oluşturmalıyız ki öncelikle bu düşünceyi yıkmamız gerekiyor. Çünkü hani zirve nedir bu noktada? Hangisi başarıdır? Bilmiyorum. Bence bunun sorgulanması gerekiyor biraz. Yani işte Afrika'da yapıldığı gibi bütün kente bir kimlik veren bir mimari mi? Yoksa tek başına yükselen bir mimari. Siz ne önerirsiniz? Estağfurullah, benim bir şey önerecek halim yok da ben şimdi yani galiba neyi gösterdiğimizle alakalı öğrencilere şimdi mesela Nail Çakıran'ı kaç tanesi bilir, kaç tanesi okur. Biraz sokağa indirmekle ilgili olduğunu düşünüyorum ben yapılacak şeyin. Yani biz öyle izole ortamlarda çalışıyoruz ve o orada çıkan ürünleri o kadar küçücük bir gruba, camia çok küçük diye, onun sergisini ben geziyorum, benim sergimi o geziyor, onun kitabını ben okuyorum filan, böyle bir kapalı dünya içerisinde elimizde şaraplar. Ondan sonra seninki güzel olmuş, benimki şey, onunki daha iyi, berbat olabildi, adam olamadı falan. Böyle bir dünya. Şimdi bu çocuklara da oraları söylüyoruz. Git onu gez, git onu bilmem ne. Ya in bir sokağa, git Akyaka'yı gez gel, Mudanya'yı çalış gel, Taçpınar Köyü'nü çalış gel demiyoruz yani. Ya da çok minör kalıyor diğer yaptığımız şeyler arasında. Belki bütün bu pırıltılı şeylerden arınan bir mimarlık ekolü, bütün şey bunu yapamaz tabii. Yani bütün ülke, bütün dünya bu mimarlık eğitimini yapamaz. Ama bu misyonu üstlenecek birileri olursa, bazı okullar buna bu rolü biçerse kendine, belki oradan bir şeyler çıkabilir. Belki o okullar onun için tercih edilir hale gelebilir. Yani bu uzun bir yoldur tabii ki. Yani ben bir şey yapmıyorum yani. Yarına herkes hani sokaklara dökülsün artık. Şimdi çok zor bir şey ama hani bir zihniyet değişikliğine gerek olduğu inanın her ortamda tartışılıyor. Yani mimarlık eğitiminin tıkandığı her ortamda tartışılıyor. Bir sürü çalıştaylar, konferanslar düzenliyorum ki gerçekten hani bir şey yapmalı şarkısı var ya, bir şey yapmalı. Bence sokağa inmeli. Sokağa bir görsünler yani insanlar nasıl yaşıyor. Oradan başlar diye düşünüyorum. Bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Aslında biz yani 4 sene boyunca bir mimarlık eğitimi veriyoruz. Bir mimar yetiştirmiyoruz. Yani bu eğitimle mimar kendisi belli şeyler yapacaktır. Bu yurt dışında bunlar
4+2 sene ve ondan sonra 1 sene staj veya 2 senelik staj şeklinde olmaktadır. Yani çoğu mimarlık okulları yurt dışında yine 5 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Ama biz işte şu an için 4 senelik bir eğitim vermekteyiz. Yani siz buradan bir mimarlık eğitimi alarak çıkıyorsunuz. Yani ama buradan mezun olanlar kişi ben mimar oldum, zirveye çıktım, ben bir Rambo'yum. Aynen. Yani böyle bir düşünceyle imza yetkim var, belediyeye geçerim hemen imza yetkimi kullanırım. Yani böyle bir düşünceyle de görevlere başlanılıyor. Ama bunlar ne şekilde kırılıyor? Bunlar ne zaman ki işte piyasa tabi ettiğimiz, yani dışarıya çıktığımız zaman o çarkların içerisinde o egolar biraz ufak ufak kırılmaya başlıyor. Ama işte o da çözüm değil. Yani ego kırıla kırıla küse küse insanlar bir şey yapma şeyini yitiriyor. Belki hakikaten dediğim gibi bu sadece okulda bitecek bir şey değil sizin sorduğunuz. Yani okullar dese ki ben diploma vermiyorum ya da yani bina yapma yetkisi vermiyorum. O zaman belki hani donanmak üzere buraya gelen insanlar olur. Ondan sonra da o sınavları başka yerlerde geçebilmek için başka bir çaba içerisine düşerler. Kimi bu yolu seçer, kimi işte pırıltılı yolu seçer. Ama belki okulların bu hemen diploma veren ve hemen para kazanmaya, zirveye çıkmaya yönelik merdivenlerinin kalkması gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuk onu görünce çıkayım bari diyor. Ama çık bitmiyor o merdiven, onu sonra görüyor. Belki yok merdiven kardeşim, öyle geliyorsan gel bir çalışalım bakalım. Sen sonra git merdiveni başka yerde şey yap dense, belki eğitim sistemiyle birlikte başka zihniyetler de değişir. Onun için yani dediğiniz çok doğru. Evet, biz o yolu açıyoruz maalesef. Başka sorusu olan? Sorusu yoksa ben yine tüm çalışmayı toparlamak